İkinci kısmındayız. İş dünyasının nabzını tuttuğumuz kısmındayız. Bugün kişiye özel tasarımı, kişiye özel gömlek dikimini konuşacağız. Bu minvalde konuğumuz var. Efendim Arosya Özel Dikim Gömlek imtiyaz sahibi Sayın Osman Lek stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Osman Bey, Osman abi nasılsınız? İyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. İş ve ekonominin akışındayız bugün. Evet Arosya ile başlayalım. Arosya giyim hakkında hem de bu mesleğe nasıl atıldığınızla alakalı öykünüzü Akit TV izleyicileriyle paylaşarak sohbete başlayalım. Arosya 2005 yılında kuruldu. Bundan daha evvel de işimiz vardı, dişlerimiz vardı. Başka markalar üzerinde çalışmıştık. Ya 1969'un sonlarında mesleğe başladık. Meslek. 48 yıllık bir geçmiş var. Evet, 48 yıllık. İşte askere gidene kadar bir ustanın yanında çalıştım devamlı. Orada işimizi öğrendik. 1980 yıllarında da kendi bünyemizde kendi yerimizi açtık Kırıkkale'de. Kırıkkale'de başladık. Şu anda Kırıkkale'de Osman Bey'de. Şu anda Nişantaşı'nda Osman Bey'de. Devam etmekte. Şu anda devam ediyor işte 1968'den 69'dan 18'e kadar evet. Neredeyse evet 950 yıla doğru evet. Gidiyoruz. Peki kişiye özel dikimden biraz bahsedelim. Aslında böyle ilk manada biraz sanki kilolu insanların tercih ettiği bir şey gibi duruyor ama değil. Değil tabii. Kişiye özel kişinin kendi istediği tasarımda, istediği şekilde yapılan bir şeydir. Bunun zayıfına da olur, şişmanına da olur. Her türlüsü kişiye özel olur. Bunu ölçü alma noktası önemli. Ölçüsünü alıyoruz. Kişinin şekli neyse ona göre birebir isteklerini, bunu istediği tarzlarda bu şekilde yapıyoruz. İstediği gibi nasıl ne şekil isterse. Evet, süreç şekilde ilerliyor. Bu arada sizin 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasındaki giydiği gömleği ve başka gömlekleri de sizin tasarımlarınızdan çıktığını biliyoruz. Tabii işte Cumhurbaşkanımız sağ olsun biz o zaman da bir gömlek diktik gönderdik. Tabii bizi tercih etti. Ona da teşekkür ederiz sağ olsun. Gömleğimizi giydi. Biz de çok mutlu olduk. Evet, bu arada zaman, görüntüleri de geliyor ekranımıza. O zaman çok mutlu olduk. Bizim kendi tabii insan kendi yaptığı işi bir de görürse mutluluk daha başka oluyor. Güzel de giyirse, güzel insanlar da giyerse insanlar çok farklı oluyor yani. Evet, bu arada Arosya olarak anladığım kadarıyla hem iş adamlarına ve bürokratlara yönelik bir müşteri portföyü. Arosya işte bürokrasilere var. Müşteri hizmetlerini bu şekilde yapıyoruz. Bürokratlara yapıyoruz. İş adamlarına yapıyoruz. Böyle müşterilerimiz çok farklı. Müşterilerimiz var. Yurt dışından gelen müşterilerimiz var. Hangi ülkelerden var yabancı olarak efendim? Arap ülkelerinden var şu anda. Arap ülkelerinden. Bir ara Hollanda'ya falan yaptık bunun yanında. Sadece erkek gömleği değil mi? Erkek gömleğinde daire şey yapıyoruz ne şekil istersen. Peki biraz müşteri tercihlerini konuşalım. Mesela Türk müşterilerinizin gömlek talebi sizden gömlek talebiyle bu Arap ülkelerindeki müşterilerinizin gömlek tercihleri arasında bedensel belki de nasıl farklılıklar var? Tabii çok farklılıklar var. Bazı mesela Amerika'ya yapıyoruz. Amerika'da da var müşterilerimizi yapıyoruz. Onlar çok uzun boylu. Kolları falan çok uzun. Bizim buradaki Türk müşterilerimize göre çok farklılıklar var. Araplarda pek farkı yok ama yine de onlarda da bir farklılıklar var. Yani onlar tabii daha geniş, salaş bir gömlek istiyorlar Arap ülkelerinin gelin. Sıcak bir memleket tabii, olmasından. Sıcak olduğundan çok sıkı bir gömlek istemiyorlar. Bizim burada ama farklıdır ki herkesin farklı şeysi var. Fit istiyorlar genelde şu anda gençlerimiz. Fit genelde tercih. Genelde fit istiyorlar tam bedeninin şekline göre. Ve bir de özellikle kişi kendi ismini, kendi markasını olmasını istiyor. İsmini yazdırıyor. Bu şekilde buna benzer şeyler yapıyoruz. Kumaşlardan yapıyoruz. Kişi güzel tasarım deyince ucu bucağı olmayan bir şey anlıyoruz. Tabii ucu bucağı yok yani şey yok. Kişinin ne isterse onu yapıyoruz biz. Kişi ismini yazdırıyor bu şekilde değişik her tarafında yazarız. Değişik kumaşları var, her türlü kumaşlar onlardan. Yapma şansı var. Birebir oturup ölçüsünü alıyoruz. Kişinin ne istediği şekilde, istediği model yakalarını yapıyoruz nasıl isterse. Bütün yaka modelleri şunlar bunlar hepsi mevcut o şekilde. Bir de biz kişiyi yönlendiriyoruz yani. Size şu yaka gider, size bu yaka gider. Kişinin tarzına göre, yüz simasına göre
yakın modüllerimiz var bu şekilde. Adem, devam ediyor. Danışmanlık hizmeti de vermiş oluyorsunuz tabii, aslında. Tabii. Peki biraz ham maddelerden, kumaştan, yani sizin ham maddeniz kumaş. Kumaş konusunda nasıl yeterli çeşitlilik var mı efendim ülkemizde? Kumaş konusunda tabii var. Çok yeterli kumaşlarımız var. Hı hı. Güzel kumaşlar var. %100 pamuk, mısır pamuğu dediğimiz kumaşlar var genelde. Hı. Çok sağlıklıdır ama. Kesinlikle polyester yoktur. Mısır pamuğun kumaşlardan kullanıyoruz. Sağlık için çok idealdir. Terletmez. Hı hı. Vücutta bir rahatlık hissedersiniz yani. O bir kumaşı giydiğiniz zaman. Hiç sizi yormaz. Hı hı. Gömlek yokmuş gibi üzerinizde. Gömlek doğru. Öyle çok ince kumaşlarımız var ki. Hı. Hassas kumaşlar var yani. Evet. Bunlardan tercih edenler çok oluyor. Pamuklarda. Polyester şeyimiz yok yani kesinlikle. Hepsi pamuk. Kullanın. İsteyen de yok zaten. Aslında siz gömlek tasarlarken sağlığı da ihmal etmiyorsunuz. Muhakkak tabii. Efendim, sağlık çok önemli. Kültürümüzde ipek var. İpekle alakalı var mı çalışma? İpekle alakalı hiçbir çalışmamız yok. Kullanan da yok. Bizde de yok yani. İpek kullanmıyoruz. Talep yok. Yok. Talep yok yani. Talep olmayınca bizde herhangi bir girişime girmiyoruz yani. Hı hı. Peki iş adamları ve bürokratlar dedik. Aslında anlatışınızdan birazcık sahne sanatlarıyla uğraşan insanların da aslında ilgi duyacağı bir gömlek profili var. Evet. Terletmemesi itibariyle aslında belki sanatçılara, oyunculara da aslında... Tabii gömlek... oyuncular da var. Böyle gittiğimiz sağ olsun bizi tercih eden insanlar var. Yıllardır gömleğini yaptığımız sanatçılar var, program yöneticileri var. Bunlara yapıyoruz yani genelde. Terletmeyen kumaşları özellikle istiyorlar yani. Çünkü sahnenin ışığından şundan bundan çok rahatsız oldukları için o kumaşları giydikleri zaman böyle bir rahatsızlık hissetmezler yani. Evet. Çok rahat bir giyim var, hoş olur. Peki normal bir gömleğe göre sizin gömlekleriniz, normal mağazadan aldıkları bir gömleğe kadar, gömleğe göre sizin tasarladığınız gömleklerde daha uzun süreli bir kullanım söz konusu diyebilir miyiz? Muhakkak tabii. Çünkü biz kumaş kalite olduğu için her yönüyle kaliteli kumaş. Kalite olduğu zaman biz müşterimize nasıl kullanılacağını, nasıl yapılacağını, ne şekilde yıkanacağını onların tarifini de söylüyoruz bu şekilde bizler. Yani hazır gibi bir etiket takıp bırakmıyoruz biz. Bunlar bu şekilde yıkacaksın, bu şekilde yıkanacak, bu derecede yıkanacak. Geliyor zaten sizin faaliyetleriniz şu anda. Akit TV izleyicileri o görüntülerle de buluşuyor. Peki Osman Bey, biraz kişiye özel tasarım noktasında Türkiye olarak neredeyiz? Yani sizin meslektaşlarınızdan bahsedelim. Nasıl, ne noktadayız? İlgi var mı, talep var mı? Yeni açılan mekanlar. Şu anda talep ısmarlama özel dikimi. Çok talep var. Biraz bayan boyutunda var gibi sanki geliyor. Öyle bir algı var mı acaba? Bayan boyutunda vardır. Muhakkak ki onunla pek şeyim yok ama erkek gömleğinde, erkek giyiminde ısmarlamada talep çok. Evet. Talep çok ama tabii bunun yanında bazı şeyler var. Böyle sıradan yapan insanlar var. Onlar gidiyor, müşterileri rahatsız ediyor. Sıkıntı oluyor, işi yapamıyor düzenli bir şekilde. Yapmadıkları mesleği değil çünkü. Meslekle alakası olmayan insanlar bu işi yapmaya kalkıyor. Terzilikten gelmesi lazım değil mi? Tabii meslekten gelmesi lazım. Ne olursa olsun çıraklıktan gelmesi lazım. Boynu bükülmesi lazım. Yüksek iğne tutması lazım bu işi yapacak insanlar. Bu işi yapıyorlar ama desene ki makinenin şu iğnesini tak desen takamazlar. Yapamazlar, bilmezler. Evet, aslında zor bir iş ama... Onlar yapmaya gayret ediyorlar tabii. Onlar da işin boyu bozuk oluyor. Evet. Olmuyor. Müşteri memnun olmuyor. Ondan sonra diyor ki müşteriler de yani terziler hep böyle olduğunu zannediyorlar. Aslında öyle değil. Müşteri şeyi sorması lazım ilk önce. Siz bu meslekte mi yetiştiniz? Nasıl yetiştiniz? Nereden geldiniz? Bunun bilgisini alması lazım iş yaptırdığı kişiden. Evet. Almazsa işini yapamaz zaten. İşi bilmesi lazım ne olursa olsun. Evet. Bu işi yapan, ısmarlamayı yapan işi bilmesi lazım. Evet. Peki var mı hedefiniz gömlekten sonra bir başka alan belki ya da... Yok, bizim işimiz gömlek. Sadece gömlek. Sadece gömlek. Biz diyorsunuz gömlekte uzmanlaştık. Evet, gömlek. İşimiz gömlek. Başka... Efendim, o zaman gömlekte uzmanlaştıysanız biraz tasarım boyutunu soralım. Tasarım da önemli biliyorsunuz. Gömlek tasarımı noktasında neredeyiz ve siz neler yapıyorsunuz? Standart gömlekler de vardır muhtemelen. Kişinin istediği özel belki birkaç figür istiyor olabilir sizden müşterilerin. Müşteri tabii bizden değişik talepleri var bizim müşterilerin. Yani müşteri diyor ki bana özel olsun başka olmasın diyor. Biz de ona özel ne isterse onun istediği tarzlarda, onun istediği şekillerde. İşini yapıyoruz yani. Çok böyle müşterilerimiz var. Değişik taleplerde. Yani piyasada olmayan, hazırda
olmayan bir gömlek ister, biz aynısını yaparız onu. Hı-hı. Müşteri bize getirir, modelini verir. Hı-hı. Kendisi tarif eder. Biz de ona katkıda bulunuruz. Burayı böyle yapalım. Tabii o daha değişik bir şey çıkar, daha güzel bir şeyler çıkar meydana. O şekilde yapıyoruz. Yani çok değişik spor modeller oluyor bu şekilde. Hı-hı. Güzel oluyor. Yani sınırı yok sizden. Sınırı yok yani. Evet. Talepte sınır yok. Ne şekilde isterse gömleğe dair her şey sınırsız. Evet, ne güzel. Amerika'ya bile evet. Arossi'nin şeyi, ünü gitmiş zaten. Tamamla yapıyoruz tabii. Evet, biraz şeyi konuşalım isterseniz. Atölye babında. Atölye, bir atölye yöneticisi, atölye kurmak, bu minvalde hizmet vermek zor olsa gerek. Çünkü tam bir zanaat. Yani terzilikten belki çap olarak birazcık daha büyük. Ne işi, az bir farklılığı vardı. Yani o terzi ceket diker, bizimki gömlek olur. Tabii atölyede farklı. Birebir işin başında olman lazım. Birebir işi bilen birisini bulman lazım. Evet. Nasılız o konuda? Yani yeni personel alırken işe zor, gençlerimizin ilgisi var mı? Şu anda yetişme yok. Belki diyebilirim ki en son nesilleri biz olabiliriz belki. Bizden sonra belki gelir mi gelmez mi, ama ısmarlamadan yetişme gelmez. Sadece konfeksiyondan yetişme. Belki çıkar, o da ne kadar verimli olur onu bilmiyoruz. O da çok verimli olmaz. Ama şu anda bizden istedikleri konfeksiyon türü değil, biz ısmarlama gömlek türünde atölyemizi her türlüsünü yapıyoruz. Yani yetiştiriyoruz, eleman da yetiştiriyoruz. Stajyerlerimiz var, okullardan stajyer alıyoruz bu şekilde. Yani atölyede birebir başında oluyoruz. İşin başını takip etmezsek olmuyor zaten. Evet, bu şekilde gidiyor. Evet. Efendim, yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Sizi neden tercih etsin kısmını konuşalım biraz. Çünkü Akit TV izleyicilerimiz de muhtemelen arayacaklar, talep edecekler olacaktır. Yani normal bir mağazaya gidip aldığımızda, ki gömlekten ziyade, neden kişiye özel Arossi gömleğini tercih etmeli? Biraz bu konuda zihnimizi açar mısınız? Arossi bir gömlek markası şu anda. Piyasada duyulan bir gömlek markası şu anda. Bilinen ısmarlamada, yani sadece konfeksiyonda, bahsettiniz. Konfeksiyonda değil de sadece ısmarlamada bilinen bir marka. Kumaşlar pamuklu olduğu için terletmez, rahat olur. Hiç sıkıntısı olmaz. Böyle Arossi müşteriye kumaşın en güzelini, en kalitesini ve işçiliğin de en iyisini, malzemenin en iyisini kullanma çabasındadır yani. Yeni teknoloji gömlekte ne varsa ısmarlamada onu yapmaya gayret eden bir kuruluş yani. Evet. Ismarlama her kişinin bedenine göre yapar, eder. Her şimdi yapar. Evet, aslında istediği bir gömlekle ilgili, bir erkeğin beklediği her şeyi bulabileceği tabii, bir tabii, ismarlama her şey, gömlek. Her şeyi ismarlamada, yani Arossi'de bütün ismarlamada her şeyi bulur, hiç sıkıntısız. Peki efendim, Arossi'yi konuştuk, kişiye özel dikimi konuştuk. Neredeyse sizin alanınızdaki her konuya girdik. Varsa son eklemek isteyeceğiniz detaylar alabiliriz. Yani ben çıraklıktan yetişme bir mesleğim. Mesleğim çıraklıktan yetişme. Bir anımı anlatayım istersen, vaktiniz varsa. Lütfen. Ben yeni kalp olmuştum. Hiç unutmam yani, kaç 73 yıllarında yeni bir kalp olmuştum. Ustamla ben bir ustada çalıştım, İsmail Usta. Allah selamet versin, hayırlı ömürler versin, şu anda yaşıyor. Ha, ne güzel. 80-90 yaşında daha görüşüyoruz. Yeni kesim öğrendim gömlekte. Bana verdi, şunları kes dik dedi, müşteriye teslim et. Tabii ben kestim, ilk kesimim hemen hemen. Gömleği yanlış kesmişim. Müşteri olmadı, yeni bir müşterim. O da köy ağasıydı Kırıkkale'de. Köy ağasıydı. Gömlekler geri geldi. Gömlek olmadı tabii. Olmancı geri getirdi, ustama verdi. Ustam da beni çağırdı. Dedi, al bu gömlekleri, ödeyeceksin. Üç tane gömlek, işte 73 parasını, o zamanlar 45 lira para verdim. Ödedim. Ve o bana bir ders oldu. Tabii o da benim için büyük bir imtihan oldu. Ondan sonra işimi daha çok sıkı bir şekilde, çıraklığımı daha iyi bir şekilde, ustalığımı daha iyi bir şekilde, mümkün olduğu kadar müşterilerime en iyisini vermeye çalışıyorum şu anda. Tabii bunlar benim için bir, hepsi bir imtihandı yani. Yani bedelini ödeyerek usta olduğu tabii, mesajı veriyorsunuz zaten aslında. Zaten hiçbir şeyin bedelini ödemezseniz bir şey sahibi olamazsınız. Evet. Bir bedel ödeyeceksiniz. Belki bizimki ufak bir bedel olmuştur ama bizim için o zaman da 73'lü yıllarda iyi bir bedeldi yani. Önemli bir rakam. Evet. Doğru. O zaman 45 lira 73'lü yıllarda mükemmel paraydı. Evet. Böyle bir böylelikle hikaye. İşimize daha biz iyi sıkı sarıldık. Tabii şu anda benim için gömlek en güzel iştir. Olmazsa olmazlardan gömlek. Evet. Yani ömrüm boyunca
sağlığımız iyi olduğu müddetçe bu işi yapmaya, en güzelini yapmaya. Yapmaya değil de en güzelini yapmaya, en iyisini yapmaya ve en başarılısı olmaya gayret ediyoruz. Edeceğiz de inşallah. Peki efendim, bunlar herhalde son sözleriniz. Sizi ağırlamaktan kıvanç duyduk. Bir meslek büyüğü olarak zihnimizi açtınız. Estağfurullah. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Akit TV'ye, sizlere ve bütün personele bizi burada konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, muvaffakiyetler diliyoruz Arosiye hikayesinde, kişiye özel dikim gömlek konusunda. Efendim, bugün iş ve ekonominin masaya yatırdığı konu kişiye özel dikimdi, kişiye özel erkek gömleğiydi. Bu konuda çok kıymetli bir isim zihnimizi açtı, önemli bilgiler verdi. Sayın Osman Lek'le ikinci kısımda beraberdik. Firmasına dair görüntüleri de paylaştık. Bugünlük bizden bu kadar. İş ve ekonomi bitti. Biz yarın yine 17.45'te burada iş dünyasının nabzını tutacağız. Ama şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Ziraat Katılım sundu.